Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni Forza Horizon 4 videosuna ve kumarımın artık 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine kumar oynayacağız, hatta bugün büyük kumar oynayacağız. Çünkü bugün sadece standart wheel spinler dışında da muhtemelen 10 tane süper wheel spin de açıyor olacağım. Artık ne kadar para kazanırım bilmiyorum. Şu anda oyunun hemen hemen en pahalı olan tüm evlerini satın almış durumdayım. Ve geriye cebimde 5 milyon param kaldı ama garajımda Hypercar'lar adına pek bir araba yok. O yüzden Hypercar'lar almak için de epeyce paraya ihtiyacım olacak. En azından bir 50 milyona falan ihtiyaç olur diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki Hyper'ların hepsini alayım derseniz. Çünkü en azından 30-40 tane Hypercar var. Ve bunların hemen hemen hepsi 800 bin ve üstü fiyatlara sahipler. O yüzden çok uzatmadan lafı hemen wheel spin'ime geçiyorum ve kumar devam ediyor. Hızlı geçeceğim. Yine 200 tane açacağım. 1800'den başlamış olmamız iyi. 100 bin geldi başlangıç olarak. Gayet iyi bir şey bu. Ardından etek geliyor. Etek de gayet iyi giyerim yine. Hiç utanmadan, hiç usanmadan. Hatta karakterimi kadın yapıp şu etekleri giysem fena olmaz gibi. 15 bin pek tatmin etmedi hocam. Bana en azından Hypercar'lar, belki de Forza Edition arabalar çıksa bayağı bir mutlu olurum derken 175 binlik bir para çıktı. Aşağı yukarı bir iki tane daha böyle çıksa bir Hypercar'ın parası muhtemelen çıkıyor olacak derken bir tişört geliyor. Hyper araç tişörtüymüş. Çok da fifi yani. Tişörtün Hyper yazısı olsa ne yazar, olmasa ne yazar değil mi? 150 bin. Nice. 5 milyon 100 binim vardı galiba. Oradan hesaplayacağız. Boeing. Aa, ben hiç kornalarda oynamadım bu arada. Aa, Cayenne'im var benim ama bu... Yo, yeni kasa. Bendeki neydi o zaman? Vardı galiba. Bir tane Cayenne çıkmıştı çünkü bundan önce. Uf. Pembe babetler. Ben şorta sevinirdim de 10 bin tabi. Ya var ama bu araba. Bu arabayla da oynayacağım bu arada. Chevelle SS değil mi o? Onu da aldık. Twitch'te canlı yayınlarda oynayalım diye. Chevelle SS'de turnuvalarımız oldu hatta. Drift turnuvaları. Twitch'te birazcık daha ne yapıyoruz diye merak edenler olursa, Twitch'te genelde toplandığımız zaman konvoylar, drag yarışları, drift turnuvaları tarzında kendi aramızda böyle çılgın çılgın şeyler tasarlayıp orada oynuyoruz ve tabii ki de izleyiciler olarak da chat üzerinden puanlama, oylama veriyoruz. Onlar da oylayıp o insana kaç puan hak ettiğini söylüyorlar. Ona göre chat'in de hakkını yazıyorum işte ne isterlerse. Sonra benim bir eleştirim olacaksa onları ekliyoruz. Böylece puanlama sistemiyle birinci olana bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii hediyeler sekmesine daha gelemedik. Hediyeler kısmında da şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki birinci olan insan garajında olan en ucuz böyle dandik olur. Bir arabasını koysun, bir ödül belirtelim işte kafamızda. 100 bin kredi tarzında bir ödül olsun. Belki 200 bin, belki 500 bin gibi. Belki 1 milyonluk bir kredi ödülü olsun ama bunu sağlaman için şöyle bir şeyler yapman lazım. Forza Horizon dünyasında biliyorsunuz arabanızı istediğiniz fiyata satamıyorsunuz. Diyelim ki benim elimde eskiden Ferrari 250 LM aracı vardı ve çok değerli bir araç bu. 10 milyon değeri var garaj değeri olarak. Ama bunu satmak istediğiniz zaman misal minimum 1 milyondan satabiliyorsunuz. Minimum. Maksimumda 5,5 milyona satabiliyorsunuz. Onun üstüne koyamıyorsunuz. Öyle bir durum olduğu için o araba limitini birazcık daha ayarlayabilmek lazım. Ona göre çünkü ödül dağıtacağız. Bu şekilde böyle ilk birinciye, belki ilk üçe küçük küçük para hediyeler, belki araba ödül hediyeler tarzında da olabilir. Aslında araba ödülü bile olabilir. O da nasıl olur? Çok cüzi miktara istediği bir arabayı ben garajımdan koyacağım. Adam gidecek benim garajımdaki o arabayı satın alacak hızlı bir şekilde. Böyle bir ödül de olabilir. Yani hala tasarlıyoruz, devam ediyor. Ne yapacağımız, ne edeceğimiz, düşüncelerimiz vesaire. Bunları anlatıyorum. İnşallah fikirlerim çalıp biriler güm güm ilk biz yaptık güm güm falan tarzı şeylere bürünmez. Ama hayırlısı olsun, siz artık biliyorsunuz. Twitch'te gelin, çok eğlenceli oluyor. Ortam çok keyifli. 140 bin biz konuşurken aşağı yukarı 1 milyon cebimize girdi. Gayet güzel. 25 wheel spin açmadan 1 milyon cebe cukkalamamız çok iyi oldu. Bu araç bende yoktu. Ama ben ZL1 bekliyorum. Corvette'in ZL1'i gelsin. 5000. Cayenne gelmesin daha iyi ama farklı bir şey de gelebilirdi. Kumaşlı tişört. Eyvallah, ne diyelim. Bende var ama bu. Ay, Forza Edition'da o. 2000 istemez. İstemez, istemez. Şu aksesuarlar bitse de gitsek artık. O alttaki Forza sürüm arabası vardı ya. Onlar gelsin istiyorum ben. Oh. Oh, Lotus Carlton 1990. Ah, Vauxhall'mış. Vauxhall'unmuş bu. Lotus ne alaka?
Opel değil miydi abi Vauxhall? Maranello. Ferrari'ler dolusun çünkü çok fazla Ferrari var. Açıkçası Ferrari'lerin tamamını alabilir miyim bilmiyorum. Ses olarak çok tatlılar Ferrari'ler ama ben daha çok Porsche'yi tamamlamak istiyorum. Porsche araçların. Bu araçtan bende 2 tane vardı. Sanırsam artık 3 oldu. Misal bu arabanın değeri 500 bin. Bu arabayı isteyen birisi olursa, drag veya drift yarışında kazanırsa benden isteyebilir gibi. Böyle bir ödül şeması düşünmüştük. Bakalım bunları inşallah yerine getireceğiz. Bu araba bende yoktu sanırsam ama çok hoşmuş. BRZ. Ah be, vardı BRZ'm ama olsun. Halo kornası geldi. Efsanevi korna. GTI MK2. Güzel. Bu araba bende yoktu sanırsam. O yüzden çok sevindim. Klasiklere her zaman sevinirim. Yukarıdaki arabamız var. O yüzden onu istedim. Ay Porsche. Gelmez mi Porsche ya? Bir Porsche gelsin abi. Allah razı olsun. Yoktu bende. Forza Horizon 3'te kullandığım. Ooo A45. Bak şimdi arabalar gelmeye başladı. Sanırsam aksesuarları bir kenara bırakmaya başladık hızlıca. Yok şapkayı geç hocam. 60 bin güzel. 2000'den daha iyi. Tamam, blazer ceket, okey. Ama vardı bende. Keşke bir kere çıkan şeyler tekrar çıkmasa, bu da vardı. Yine bir ceket, kot ceketi bu sefer. 10.000, Land Rover'a vardım aslında ben ama. Ay yukarıdaki Ford vereydiniz ya polis aracı. Şu mikrofon, mikrofon diyorum. Klavye sesi çok rahatsız etmiyordur umarım sizi. 45.000, güzel. Ay, bu arabanın sesi çok güzel. Çok sevindim şu anda Gran Turismo'ya. 15.000. 10.000. Yeşil parka ne ya? Parka mı deniyor böyle şeylere? Hırka falan, hırka da denmez gerçi. Mont denir onları. E30'um var. 40.000. Okey, bu araba bende yok. Gayet güzel oldu o yüzden. i8'im var. Viper GTS. Bir tane Viper'ım, hatta iki tane Viper'ım var. Stok olan bir tane vardı. İnşallah ondan değildir. Çünkü diğeri zaten birazcık daha konsept Viper'ıydı galiba. Silvia Club. Nice. 250.000. Üf. Üf 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 üf. RS7 Sport be. Bu araba çok tatlı. Focus RS güzel. Yeni kasası yani eskinin yenisi. Çünkü o Focus RS'lerin bundan daha eskisi de var. O da bir kere çıktı bana. 200.000. I appreciate that. 190.000. Üf. Üf. Siyah toka mı? Ayakkabı lan ne tokası? Toka mıydı yoksa? O bu arabamız var. 180.000. Köşe mi oluyoruz? Ah bu Viper bende var işte. Bahsettiğim buydu. Bodyfill Viper dedim. Pembe kapşonlu. Güzel. İşte bu. İşte bu. Forza sürüm arabası. Forza sürümleri biriktirmek istiyorum. Gerçekten ender bulunuyorlar. 125.000. 170.000. Ve 60. Güzel. Volvo'ları severim. Ama Hypercar hiç gözükmüyor ya. Böyle bir iki tane Hypercar falan çıksa da oynasak, denesek, kazansak. 150.000 ama 250.000 çıkayım daha iyi olur da. Nova var aslında. O Nova'dan bende vardı galiba Forza Edition. SVT Cobra çok tatlıydı. Dönemin efsane araçlarındandı. Falcon GT. Bende Falcon'un sanırsam Forza Horizon Edition de vardı. Kıyafet. 75.000 yukarıdaki Silvia. Ah gözlük gelsin bari. Gözlükler zor çıkıyor. Gözlük ve bıyık sevinebileceğim aksesuarlar arasında. Çünkü harbiden az çıkıyor. Evet. Corsa çıktı. Julia çıksın. Ay o arabayı çok istiyorum ama satın almayayım şimdi diye çıkar diye şey yapmadı çok. Hadi abim. Ulan ne şapkaymış be. Allah razı olsun. Rengarenk yapmışlar insafsızlar. O üç tekeri de ama bu araba bende var.
Mustang'im de vardı. 5000 yani kötü ama. Uf 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 geldi geldi. 160 bin geldi. Yaygın beyaz gömlek. Geç hocam. O araç gelseydi güzel olurdu aslında da. Geç. Silvia. Tamam. Silvia'yı alırım. Ford GT. Hiç sevmem Ford GT'nin eski kasalarını. Yenilerinden de nefret ederim ama araba arabadır. Sonuçta güçlü bir araç. Yok demezdim. Ayy, Huayra kaçtı. İşte öyle arabalardan bahsediyordum. Huayra kaçmaması lazım ya. Abi Huayra kaçmaması lazım ama ya. Ah be abim. Bu arada spin döndürürken kontrol tuşuna bastığınızda yavaşlatıyor diye bir söylenti vardı. Murat abi var bizim Discord'dan. O söyledi açıkçası. Bir işe yarıyor mu şu an bilemiyorum ama basınca tek yavaşladığım görmedim. Şu an şöyle başlatıyorum, kontrolü basıyorum. Bir şey olmuyor. Ay 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 ay, offroad geldi güzel. Julia, Julia ne olursun sen gel. Ne olursun? Porsche vardı ya. Hiç güzel araba çık. Aa, çıkmıştı bu. Eldiven. Allah razı olsun. Kıştayız. Üşürüz diye herhalde bizi düşünüyor oyun şu an. Nadir Pizzicato. Pizzicato ya da. Forza Edition. Ay! Ay 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 ay. İşte bu. İşte bu. Yukarıda da Forza Edition Julia varmış. Oha, altta Carrera GT, ortada GT3 RS. Yuh, nasıl bir paket bu? Ulan üçünü de alabilseydim. Tabi üçünden birini seç deseydiniz Forza Edition olduğu için Julia'yı isterdim. Ama GT3 RS baya baya güzel bir araba. Ulan be. Oha ya, GT 2017 kasa. Bunun için sevinirim. Yani hemen hemen bir hypercar'a giriyor artık bu sonuçta. 15.000 güzel. 110.000 ama ben Taiga'ya var mı ben ya? Ben Taiga iyidir hocam. Destansı mükemmel ifade. 120.000. Z4 olur ama yukarıdaki Forza Edition daha iyi olurdu. Bere geldi. 175.000. Uf. 10.000. Clio RS. Bende vardı galiba iki tane. Tamam, 10.000. Okey. Olur, olur, yedek olur. Vardı kırmızı ama olsun. Hadi M4. Şansıma sıçam. Oy! Bunu istiyordum. Bunu satın almak istiyordum özellikle. Çünkü bildiğim tek jiplerden bir tanesiydi. Gerçek hayatta içine bindiğim, gördüğüm. Tabii ki de bu özel serisidir muhtemelen. Land Cruiser, Arctic Trax falan dediği kızım özel serisi olabilir ama Land Cruiser serisini bilirim. Bizim memlekette çok yaygın. İşte Land Cruiser Prado vardır. Zaten bu da Prado diye geçiyor bizde. Öyle bir isimle satılıyordu kasası. Of! Saat! Saatler de çok zor çıkıyor. Gerçekten diyorum. Bende bir tane saat vardı bugüne kadar. O yüzden buna da çok sevindim ama Prado, Land Cruiser beni çok sevindirdi. Lastik çizme eyvallah. Yeşil bot yaygınmış. Çok bir kıymeti yok. Firebird Bird Trans. Niye trans abi? Deri slip-on. 5000 yapma. Üstteki aracı ver daha iyi. Yapma işte şöyle şeyler. Ah. Kamuflaj. Caner bunu beğendi. Ay 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 ay. Forza Horizon 3'te satın aldığım ve modifiye ederek size videosunu çektiğim bir araçtı bu. Bayağı güzel. Diablo'm vardı. Bunun da gelmesi güzel oldu. Eskiler toplamaya başladım yavaştan. 15.000. O Julia gelmez mi acaba? Julia ne olursun, ne olursun, ne olursun, ne olursun. Bok olursun, bok. Şerefsizler. NSX'i ver bari ya. Onun görevler vardı çünkü.
Nade Timeless kalp tişörtü. Ay yerim kalplerini senin. Yes! Sonunda! Sonunda bir Bentley markası çıktı. Sonunda. Bunlar da lazım. Biriktirmem gerekiyor Bentley'lerde. Savannah. Eski kasa RX-7 bende vardı bundan. Bunun Hunigan versiyonu 500 bin krediyle satılıyor bu arada. Nadir füme atlet. Ulan Türkiye'ye gel. Nesi nadir bunun? Ama offroad araçlarının en çok beklediğim şu an Grand Cherokee abi. Jeep'in Grand Cherokee'si. Yukarıda Pagani var. Pagani! 200 bin. Allah bereket versin. Ya çık işte Crown. Çıksana bir çıksana o araba. Çıksana. Son 30 tane. Nismo yes! 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 İşte bu be. İşte bu. 300 bindi galiba bu araç. Ve bu kasayı ben çok severim. 10 bin. Eh yok. Gözlük. Nice. Nice. Gözlük de zor çıkıyor. O yüzden nice. 5 bin vermeydin iyiydi. Halo Edition değil mi bu ya? O Jeep değil mi bu? Yukarıda Forza Edition var. Forza Edition. Allah razı olsun. Götüme ne giyeceğim diye düşünüyorken böyle şeylerin çıkması. Land Rover. Bundan bir tane daha vardı. O yüzden çok sevinemiyorum ama yine de Land Rover Land Rover'dır. Bak bu kasa yoktu sanırsa. Bak bu yoktu işte. Buna sevindim. İki tane Land Rover'da aldım. Üçüncüsü zaten Range'di. O da çıktı. Nova'nın siyah versiyonu galiba bu. Ama Hunigan versiyonuymuş. Tamam. Bak bu güzel. 500 bin. Temiz 500 bin. Altın etek istiyordum ya. Altta DB5 varmış ama bizde zaten beleş geldi zaten. 007 paketiyle beraber. Yes! Yine bir saat. Saatlere seviniyorum. Gerçekten saatlere seviniyorum. Ama Beedle'dan iki tane var abim benim. Üçüncüyü ne yapayım ben? Siyah balıkçı yaka. Bundan da var ama be. Bundan da var. Bunu bilmiyorum. Kıyafetler sanırsam tek haneden çıkıyor. Yani bir tane daha çıkamıyor varsayar. Falcon GT bundan da vardı sanırsam ama emin değilim. Bundan da çıktı. Allah sizi kahretmesin. Ver Porsche'yi ver bari. Aston Martin. O Hunigan işte RX-7 eski kasa. RX-7'nin Hunigan versiyon. 2002'm de vardı ama olsun. Satarım birisine, veririm birisine. Aa, hep var olan şeyler çıkıyor. Hadi 10.000 geldi. 40.000 yapma, son 3 tane kaldı ya. Hadi abim. Çok bağırmış olabilirim bu arada. Özür dilerim. Ve Porsche geldi. Porsche'nin her türlüsüne sevinirim. Son 2. O yüzden yavaş bırakacağım. Tamam. Bu Mazda yoktu bende. Mazda'dan 4 tane falan var MX-5 serisinin. Windows XP kapanıyor. Tamam, bu korna çok troll bir korna. O yüzden sevinmem lazım herhalde. Bu da son wheel spin'imiz. 10 tane de süper çarkı döndürdük mü? Ya. Aslında 10 değil de şöyle bir şey mi yapsak acaba? Daha bizim ne kadar var? 5, 6, 7, 8 tane. 2'ye bölersek 8 tane bölüm çıkartabilecek wheel spin'imiz var. Tabii belki canlı yayında da bir iki tanesini çıkartabilirim ama şöyle baktığım zaman bir dakika, bu tarafa gitmem lazım benim. Şunların sayısı kaç? Yani 8 bölüme yetecek kadar mı bölsem acaba süperleri? 40 tane varmış. Yani 5'er tane yapsam daha iyi olacak bence. Evet, böylesi daha iyi olur. Hadi 5 tane açayım. İlki geldi. Sizin vereceğiniz malzemeye sokam. Terbiyesiz herifler. Forza Edition Vosvos var. Onu istiyorum. Lütfen. Onu verin bana. Porsche. Ya Porsche vardı. Aşağıda Porsche vardı. Onu ver bari ya. Ay, yetenek takviyeli turbo çıkmış. Bak bunu görmedim. Buna şu an mutlu oldum. Şu an buna sevindim. Hadi abi. Hadi güzel bir şeyler. Hadi ne olursun ne olursun. 250 bin. Gözlük. Ve 10 bin.
Yani paradan çok maneviyata ihtiyacım var şu an. Maddiyata değil. O yüzden manevi değerinde araçlar olur, malzemeler olur. 720S kaçtı ya. 720S vardı aşağıda. 720S vardı ya. Onu versene abicim. Evet, son çarkımız. Bakmayacağım, bakmayacağım. Bakmayacağım. Gülsem mi, ağlasam mı sokacağım Mercedes'ine. Sanki değer var Mercedes'in be. Ayıptır ya. Neyse, yeter. Yeter ulan, yeter. 10 milyon olmuş param bu arada. Aşağı yukarı 5 milyon üstünde. Yani tam olarak 5 milyon falan karım olmuş. Para da kazandık. Yeni aksesuarlar da çıktı. Artık karakterimizi birazcık kız olarak devam ettirelim. Hatta şu şapkalar değil, eller kısmında saatimizde şöyle bir şey. Şu daha iyi oluyor. Bu şekilde devam edelim. Bu bölümde artık sona eriyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kumar videolarına hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Eğer daha fazla kumar gelirse diyorsanız tabii ki de tek yapmanız gereken beğenip düşüncelerinizi yorumlara yazmaktır. Başka bir şey de yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi. Benimle kalın.